Merhaba arkadaşlar, Levent Yüksel Dedikodu adlı şarkının bu görselde sizlere ritimlerini ve ritim varyasyonlarını, olasılıklarını göstermek istiyorum açıkçası. Hemen şarkıdaki benim sevilen 3 akorlu şarkılarda şu ritmi kullanmışım ben. Çünkü her şarkıda değiştirebiliyorum açıkçası. Oradaki kullandığım ritim ve söylem şu. Kim söylemiş benim Süheyla'ya vurulmuşum diye. Böyle biraz hızlı bir havada yapmışım. Yani ben buna yani bir şey demiyorum. Yani country havası veya polka havasında çalmışım. Hemen bu ritmi anlatmak istersen. Bir de üstten vuruş var. Birin V'sinde yok. İki de üstten vuruş. Alttan çekiş. İkinin V'si. Üç de üstten vuruş. V de alttan çekiş. Dört de üstten vuruş. V de alttan çekiş. Aslında ritmin temeli kolay. Bir V, iki V, üç V, dört V. Bir V, iki V, üç V, dört V. Sanırım bunları bazıları baktığı vakit anlaşılmıyor ama şimdi işin içine farklı durumlar giriyor. Benim bir başka görselde anlattığımda ben bunu şöyle anlatmışım. Bas, tiz tiz, bas, bas, tiz tiz, bas, tiz tiz, bas, bas, tiz tiz. Ama mesela bunda vurgu önemli. Vurguyla beraber ritmi oluşturmuşum. Önemli olan narin vuruşlarınız çok önemli bunda. Birinci vuruşta bir de bas tellere vuruyorum. Sonra burada bir ayrıntı var. Onu da hemen şimdi az sonra anlatacağım. Sonra birin V'sinde yok. 2 ve 3 ve narin vuruş tizlerde. 4 vurgulu. Birazcık daha güçlü. Ve 4'ün V'sini çekiyorum. Şimdi ritmik yavaş yaparsam. Şimdi şu ilk olayı anlatayım. Bir de bas tellere yukarıdan aşağı bir vuruş yapmıyorum. Yani normalde böyle vuruyoruz ritimlerde. Ama bu tarz teknikte dikey bir vuruş yapıyorum. Yani yukarıdan aşağı değil de içeri doğru bir vuruş yapıyorum. Nedeni şu. Şimdi gitarın kasasına eğer şöyle vursam. Normalde tellere vuruş tekniğim bu. Ama bu teknikte dikey bir vuruş. Yani tırnağımın üstüyle dikey bir vuruş yapıyorum. Bu da en fazla bir ya da en fazla iki telle dokunuyor. Yani vurup çekiyor kendini. Böylelikle telden dikey bir vuruş yapıyorum. Daha böyle slap sesi gibi bir tını geliyor açıkçası. Anlamak için dediğim gibi gitarın kasasını şöyle vurun. Bakın böyle bir sürtünme ses çıkıyor. Ama bunda noktasal bir vuruş var. Bunda da aynı. Bu noktasal vuruşu narin yapıyorum. Gelelim diğer olaya. Dördüncü vuruştaki vurgulu olayı. Vurgulu ne demek? Vurgu ile ritim bile oluşturabilirsiniz. Vurgu sizin teller üzerine uyguladığınız güç ve sesin dinamik aralığı. Yani minimum ses elde edebileceğiniz minimum ses ile maksimum ses arasındaki yükseklik farkı. Ne demek istedim? Minimum ses. Artırıyorum. Artırıyorum. Arttırdım. Sanki biraz böyle bir basamak basamak çıkıyor. Şimdi vurgulu bir vuruşu vurgulu yapıp diğerlerini vurgusuz yaparsam ritim oluşabiliyor mu? Şimdi bakalım. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Üçüncü vuruşu vurgulu yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ritim oluşabiliyor gördüğünüz gibi. Şimdi ilk ritmeme tekrar dönersem. Bu ritimde yavaşlatıyorum. 1 noktasal vuruş baslara. 2 3 2 ve 3 ve narin. 4 vurgulu 4'ün V'sinde çekiyorum. Hatta yine dediğim gibi tam taka tıkı tıkı tam taka tıkı tıkı tam taka tıkı tıkı diye ağzınızla ritmi oluşturursanız işiniz daha kolay olur. Sanırım bu bölümle ilgili ritim bence yeter. Ama aynı bölümü, kim söylemiş benim şey, helaya vurmuşum bu söz bölümünü başka bir ritimde daha çalabilirsiniz. O da en basit ritim, 2-4'lük olan ritimler. Ama Türkiye'de mesela 2-4'lük ritim deyince bazen kafaya şey geliyor, hani oyun havası gibi ritimler geliyor. Hatta eskiden öyledir mesela biri klavyeci çalır, arkadaki ritimci çalar. Der ki 2-4'lük ritim halaya girerler. Halay şarkıları çalarlar. Onlar değil. Çünkü batıda bu ritmi ya da
Batı müziğinde iki dörtlük deyince akla bu gelmez açıkçası. Şimdi devam edelim. Bu bölümü iki dörtlük ritimle çalacaksınız. Ama olay şu. Bas deli P ile çekiyoruz. Üç deli de İ, M, A. Zaten ben bu ritmi anlatmıştım. İki dörtlük ritimlerde. Bu ritimle de çalabilirsiniz. Kim söylemiş benim Süheyla'ya vurulmuşum diye? Kim görmüş ama kim elini öptüğümü? Ayrıca basları yönlendirebilirsiniz. Kim söylemiş benim Süheyla'ya vurulmuşum diye? Kim görmüş ama kim elini öptüğümü? Şimdi burada genel olarak la minörde 5. tel, 6. tel, yani mi, la, mi. Genelde bunu basçılardan şöyle duyarsınız. Yani bu ra ba ra ba, bir ki bir ki, ya da bunun tersi. Ra 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 bir yürüyüşleri duyarsınız. Bunlar iki dörtlük çok tatlı yürüyüşlerdir. Ki ben de her zaman derim iki dörtlük en sevdiğim ritim diye. La minör akorunda 5. tel, 6. tel. Ha bu arada neden bu böyle kontrolü çıkıyor? Yine o videolarda vardı. Elimi şuraya azıcık dayıyorum ki basların sesini kontrol ediyorum. Yani birbirine karışmasını engelliyorum. Bazı şeyleri de arada doğaç yapıyorum. Söz bölümünü bu ritmi de kullanarak yapabilirsiniz. Şimdi şarkının 3. 2. bölümünde Ya Mualla'yı sandalatıp ruhuna icranını, buraları düz geçebilirsiniz herhangi bir ritmeden. Sonra geç bunları, anan baban geç bunları, bu bölüm geliyor. Bu bölümde birazcık daha işte dinamik aralık, yani sesin yavaş yavaş artması gibi ritmin de yavaş yavaş artması durumu var. Bu da ben hep şeye benzetirim bunları da. Sirtaki havalarına benzetirim. Yani yavaş başlar, hızlıya gider. Bizdeki halaylar gibi. Halaylar da nasıl? Yavaş başlıyor, sonra hızlıya gidiyor. Şimdi bu şarkıda da böyle. O yüzden ritimde de yine iki dörtlük ritmi, bunu kullanabileceğiniz gibi, az önce anlattığım gibi, bu ritmi de kullanabilirsiniz. Bas, tiz, bas, tiz. Alırsınız. Geç bunları, anan baban. Biraz garip söyledim. Tamam. Bu ritmi kullanabilirsiniz. Fakat şimdi bu ritmi birazcık daha varyasyon eklemek isterseniz hemen şu ritmi de yapabilirsiniz. Tam ta ta tam ta ta tam ta ta. Bu ritmi kullanabilirsiniz. Buradaki ayrıntı ise şu. Tam ta ta tam ta ta tam ta ta tam ta. Hemen yapalım. Geç bunları, anan baban geç bunları. Bir kalemde bilirim ben yaptıklarımı. Aslında burada akorlar var da onları bir geçelim. Bir ayrıntı daha. Burada la majörü kullandım. Tabii ki o 3 akorlarda la majörü almadım. Nedeni 4. bir akor olduğu için almadım. Ama yapabilirseniz ben genelde la minörden la majöre bu geçişi tavsiye ediyorum. Yani şöyle değil, serçe parmakla bunu alıp geçmenizi ve re minörde genelde böyle değil. Ben böyle basarım çoğunlukla. Ancak ve ancak bunu burada kullanacaksam re minörü böyle basarım. Bunu burada alırım çünkü bu parmağım burada daha fazla iş yapıyor. Yerine göre akor ve bas telleri susturmak için kullanıyorum açıkçası. Tam ta ta tam ta ta'yı nasıl anlatacağım? Hep ritimleri 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve 1 ve 2 ve diye anlattım. Şimdi bu şu canlansı kafanızda. 1 tevete 2 tevete 1 tevete 2 tevete 1 tevete 2 tevete, tabii söylemesi biraz zor. O yüzden ne yapıyorum? Tiki taka tiki taka tiki taka tiki taka'ya oturtuyorum. Çünkü o bu seferki nota tam ta ta, sondaki söylediğim tam ta ta tam ta ta 16'lık nota. 16'lığı anlatabilmek için bunu yapmam lazım. Yani tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka, tiki taka. Tam son vuruşa oturuyor. Yine çekme hareketini oturturuz. Bir tevete, iki tevete, bir tevete, iki tevete. Şimdi nasıldı? İki vuruş bu olduğuna göre, birinci vuruş baslara, bir ve bir tevete, iki tevete.
Ki-te-ve-te. Çekişe oturtturacağız çünkü. Şimdi tiki-taka tiki-taka'ya oturtursam. Tiki-taka, 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 tiki-taka. Böyle çok yavaş gibi ama dört kat hızlandırdığında tiki-taka, 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 tiki-taka. Şimdi şarkıda da şöyle. Geç bunları. Tabii şarkıda sonra da hızlanıyor yani ben de... Bu başka bir şey oldu tabii doğal olarak. Biz ne yapacağız? Tam ta ta tam ta ta da. Geç bunları. Anan baban geç bunları. Bir kalemle. Birimden yaptıklarımı. Yaptığımı olması lazım. Neyse önemli değil. Ben bazen böyle sözlerde karışıklıklar yapabiliyorum. Ama ana ritmi böyle arkadaşlar. Başka bir sorusu olan var mı? Hadi şimdilik hoşça kalın. Sorularınız varsa tabii ki herkesin dediği gibi yorumlara yazabilirsiniz. Başka bir yerde yazabilir misiniz? Yazabilirsiniz. Facebook var, Instagram var. Bir şekilde bana ulaşabilirsiniz. Ben her şekilde elimden gelen yardımı yapmaya çalışıyorum. Hoşça kalın.